Tam da üzümleri kurutmak için sermişlerdeki yağmur her şeyi alt üst etti. Zemin kurumayınca üzümün kuruması da mümkün değil. Zeminin kuruması lazım. Önceki böyle bir afat görmedim. Gerçekten de çok kötü. Zemin görüyorsunuz, yürümekte zorlanıyoruz. Manisa'nın dünyaca ünlü Sultani çekirdeksiz üzümlerini yağış vurdu. Yağışlar nedeniyle Sultani üzüm sergileri sular altında kaldı. Ben 45 yıldan beri üzüm üreticiliği yapmaktayım. Gerçekten de bayağı bir büyük afatlar, şeyler gördük, sel baskınları gördük ama böylesini hiç görmedik. Gerçekten akşam saatlerinde başlayan bu yağmur çok bizi mağdur etti. Bu üzümün zeminin yaş olduğu sürece kuruması mümkün değil. İnan ki borçlarımızı ödemekte çok çok zorlanacağımızı tahmin ediyorum. Kurutmalık olarak boş alanlara serilen üzümler yağış sonrası büyük ölçüde zarara uğrarken taşıma imkanı güç olan sergilerdeki üzümler çürüme tehlikesiyle karşı karşıya. Şiddetli yağış neticesinde üzüm başkenti Saruhanlı'da yoğun bir şekilde üzüm alanları sergileri yağmur altında kaldı. Tabii bu da kaliteyi düşüreceğini tahmin ediyoruz. Şu anda üzümün hareket edilmesi lazım. Yani yerinin oynatılması lazım ama şu anda görünen sergilerde hareket edecek yer olmadığı için mecburen bu şekilde bırakacaklar. Hava koşulları nedeniyle üzümün sergiden ne zaman kalkacağı belli değil. Bu şekilde kalırsa üzüm pamuklaşır, çürümeye döner. Allah korusun, ileriki günlerde buralarda arılar sarar. Yani bu şekilde kalırsa bunu bir şekilde önlem almak zorundayız. Yağışlar en çok Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kemikli Dere mahallesinde etkili oldu. Üzüm üreticileri sergilerindeki üzümü kurtarmak için formül ararken çamur nedeniyle kamyonların giremediği domates tarlalarında ürünler sepette kaldı. Hasada ara verilen ilçede topraktaki çamurlu dokunun geçmesi bekleniyor.